1938 Hıdır Ellez, Kütahya, Kale-i Bala'da doğmuşum. Rahmetli anam, herkes Hıdır Ellez'e eğlenceye gitti, ben seni doğurdum demişti. Çocukluğumda hatırladığım Hisar'da komşu eve giderken rahmetli babaannemin, ninemin kar altında kürekle komşuya geçmek için tünel kazdığını hatırlıyorum. Kar o kadar çok yağıyordu. O zaman çok kışlar daha şeydi. Kapının tokmağını ettiğin zaman elin yapışır oraya. Soğuktan. Evden pasaj kahvesini gidinceye kadar bıyıklarımız buzlu, buz tutardı nefesimizden. O kadar soğuk olurdu yani. Ve hatta bekçilere böyle şey verirlerdi. Kuzu postundan. Böyle boydan boya. Çobanların yediği şey kepenekler gibi. Kepenekler gibi, evet. Eskiden ne kadar soğuk olurdu Allah Allah. 45 sanatoryum yapılacak Hisar'da diye. Yukarıda evler olanlar aşağıda. Param verdiler, arsam verdiler, para verdiler zannediyorum. Aşağı taşınmamız gerekti. Düze indik, Hisar'dan aşağı indik. Ve ben okula başladım. Kurtuluş İlkokulu. Rahmetli Müdür Gebesen öğretmenim vardı. Sen oku Mustafa demişti. Babam esnaf, okumamış, kızına okutmamış. Oğlu, büyük oğlu var. O ortaokuldan ayrılmış. Sağlık ocağındaki memur babamı tanıyor, esnaf. Ahmet ağa oğlunu okutacağını ver bir berber terzi çırağına. Sen esnaf adamsın. Babam kızıyor işte. Ahmet ağanın oğlu, Mehmet ağanın oğlu okumasın. Mehmet Bey'in, Ahmet Bey'in oğlu kızı okusun. Ver sen benim raporumu diyor. Hükümet binasının karşısında lise orta kısmına yazıldık. 250 numarayla. Babam yörenin bağlama sanatçısı. Meşhur Hisarlı Ahmet. İlkokul, ortaokul. Bende bağlamaya karşı tık yok. Babamın evde bağlaması asılı. Babam bazen saz çalmak için benden ister, alırım veririm. Elim tereye değmedi. Böyle bir güzel ses olduğunu hiç daha fark etmemişim. Aa, baktım ki bağlamada güzel ses çıkıyor. Üst tel, alt tel. Sallala. Aa, çok hoşuma gitti. Anama dedim ya babam dükkanda dedim herkese saz öğretiyor. Bana da öğretsin. Git dedi oradan dedi. Baban gibi çalgıcı olacaksın diye. Ben şimdi dükkana gidiyorum. Babamın çıraklarına öğrettiği şeye gelip evde çıkartmaya çalışıyorum. Üst tel, alt tel falan filan. Daha çok dikkat eder oldum. Şimdi ortaokul 2. 3. sınıf. Babamla ilişkimiz çok güzel. Babam beni seviyor. Ben de babamı seviyorum, sayıyorum ama böyle sohbet etmek falan yok. Çok uzak mesafe ama çok yakındayız. Çok sevişiyoruz ama çok uzaktayız. Konuşma falan yok. İşte onun için babama söyleyip bana da saz öğretmeme mümkün değil. Anama söylüyorum. Anam da öyle söylememiş. Ya anam söyledi ya babam fark etti. Yani dedi bakalım sen çalıyor musun? Kafamız önümüzde öyle aldık babamla. Aa babamın hoşuna gitti. Başladı şöyle yap, şöyle vur, şöyle tınlat falan filan deme. İnanılır gibi değil. Böyle 6 ay gibi zamanda bayağı babamlarla saz çalmaya başladım. Jimnastik öğretmenim ben bağlama çaldım duydu. Bana da öğret dedi. Olmaz mı olmaz hocam diye utangaçlık böyle. Neyse ısrarla ben bağlamamı aldım. Bugün jimnastik öğretmenime bağlama öğreteceğim. Fransızca öğretmenim ayrı, matematik öğretmenim Recep Bey, nur içinde yatsınlar. Aynı ananın söyledikleri laflar söylediler. Çalgıcı mı olacaksın? Yani şunu için anlatıyorum. Dedem babamın sazını kırıyor. Saz öğrenmesini istemiyor. Rahmetli anam benim okul hayatımda saz öğrenmemi istemiyor. Çalgıcı mı olacaksın diye. Okula gidiyorum, öğretmenlerim diyor. Çalgıcı mı olacaksın diye. Yüksek okul okuyacağım. Bakıyorum babamın geliri mahdut. Kavaflık, kahvecilik, müzik aletleri satımı. Kendisi dediğim gibi baştan okuma, yazma biliyor ama okula gitmemiş. Oğlum dedi okuyacaksan ceketimi satarım, okuturum seni. Üniversiteye hiç unutmuyorum. Kütahya ilinden yetişenler derneğinin Beyazıt'ta yurdu var. Tabii otobüs yok o zaman. İki tane otobüs vardı Kütahya'da, koskoca Kütahya'da. İstanbul'a posta treniyle yatak yorgan gittik Kütahya yurduna. Tabii koca bir şehre gidiyorsun, bir korku. Ama yurda girdik, hani liseden tanıdığımız abiler. Aa Mustafa gelmiş, Mustafa'm gelmiş.
Mustafa Bey hoş geldin falan. Beni de seviyorlar. Okula başladım. Güzel Sanatlar Akademisi. 5941 numaralı öğrenci olarak. Bağlama çalıyorum. Babadan kalma. Nerede konser var? Gidiyoruz. Nerede eğlence var? Gidiyoruz. İstanbul Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği İcra Topluluğu. Adnan Ataman yönetiyor. Saz devam ediyor. Okul devam ediyor. 100 lira, 125 lira gönderiyor. Okulun masrafı öyle bir haftada bitiriyor bu parayı. Tramvaylar 3 kuruşa. Şebeke var. Öğrenci şebekesi. Beyazıt'tan biniyorsun akademiye kadar 3 kuruşla geliyorsun. Ama kalemler var, kağıtlar var. Habire gidiyor onlar. Çiziyorsun, çiziyorsun, yırtıyorsun. Yenisi para yetmiyor. Üniversite okurken İstanbul yurda gitmiş. Yurtta hiç kimse yok. Benim oğlan da yok demiş aynen bu tabir. Fakat yukarı çıkmış bakmış ki Mustafa abi ders çalışıyor. Nerede arkadaşlar? Maça gitti. Oğlum sen adam olacaksın demiş. Herkes dedi şeyde. Top oynayıp maça gidiyor. Bu bilmiyor nereye gitti. Nerede arkadaşlar? Maça gittiler. Sen ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum. Benim oğlan adam olacak. Tunceli'nden konservatlardan tanıyorum. Belediye konservatörü. Mustafa dedi ya Ahmet Sezgin'e ekip yapılıyor. Bağlama çalmak ister misin gazinoda? İsterim tabii. Neyi istemeyeyim? Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Hamdi Özbay, Alekber Şişek, Tuncer İnan, Binali Selman, Güngör Hüses. İki tane de bizim gibi şey alacaklar, sıradan saz. Ötekiler usta sazlar. Dedi yemeğe 15 lira. Aa, 15 lira. Haftada 105 lira. Ekstralar 150 lira. Babamdan ayda geliyor 100 lira, 125 lira. Ben bir haftada alacağım 150 lira. Konservatuara sınavlarına girdim. Misafir sanatçı olarak ücret karşılığında konserlere katılıyorum, çalışmalara katılıyorum. Güzel Sanatlar Akademisi, kızlarımız çok güzel. Konservatuardan gelen bu ekipte bir tane kızı gördüm ki aman yarabbim bu nereden geldi evimize karşımıza. Hani şimdi moda laf vardır ya, elektriklenme. Demek ki elektrik aldık. Aldık, konser bitti. Kızlar gittiler. Allah Allah. Bu kız nerede? Orayı arıyorum, burayı arıyorum. Nereye arayacaksın? Sonradan eşim olacak Tuncay Hanım. Konservatuarda öğrenci. Eşimle tanıştık, nişanlandık, evlendik falan. Radyoya girmemi istedi. Hatta bir keresinde bir Çin'i atölyesi yapmıştım proje. Uykusuzum, yorgunum, sakal, saç sakal birbirine karışmış. Projeyi teslim ettik. O gün de imtihanın son günü. Bıkkınım, yorgunum. Sağ olsun Tuncay Hanım, eşim. Radyoya gittik, sınav bitmiş. Hocalar sohbet ediyorlar. Ama beni tanıyorlar Hisarlı Ahmet'in oğlu olarak. Seni dinleyen dedi. Hiç unutmuyorum. Sazım falan yok. Orada bir saz buldum. Duman vardır Gahbe İzmir başında diye bir türkümüz var. Yunan işgalindeki İzmir'e sitem eden, yani İzmirlilere değil yanlış anlaşılmasın, Yunan işgalindeki İzmir'e sitem eden bir türkü. Onu çaldım, şerpe ile çaldım. 1600-1700 kişilik bir saz şeysi arasından, adaylı arasından biz 11 kişi kazandık. Radyo bizi almaktan vazgeçti. Şimdi okul devam ediyor. Evlendik bu arada. Radyodan iş alamayınca dedim en iyisi ben askere gideyim. Yedek subay öğretmen olarak. 68 Ağustos'ta yedek subay öğretmen olarak askere gittim. Zaman zaman belli yerlerde işte böyle konserler veriliyordu. Onların okulda hocamız bir konser vereceğimizi söyledi ve ben Hisarlı'yı Mustafa Hisarlı ilk kez konservatuvarda gördüm. Yani onların okulunda gördüm. O nedenle. Fakat hiç konuşmadık. Sadece belki bir etkileşim oldu. Ondan sonra onun orada öğrenci mi, dinleyici mi, bir konser izlemeye gelen biri mi? Hiç hakkında bir şey bilmiyorum. Konservatuvarın icra heyetinde misafir sanatçı olarak devam ediyormuş. Onların da konserleri varmış. Bizim gittiğimiz bir konserde böyle bir şey. Ve ben bunları o zaman öğrendim. O yıllarda yine üniversite korosunun da Süheyla 64 hocamızın korosuna devam ediyordum belli zamanlarda, belli günlerde. Baktım Mustafa orada da var. Hep aynı kişi dikkatimi çekti. Velhasılı biz o zaman dolayısıyla o camianın, o müzik camiasının insanı,
arkadaşlar içinde yer aldığımız için arkadaş olduk. Kütahya'ya hiç gitmemiştim. Beni nasıl karşılarlar, nasıl kabullenirler diye böyle bir endişeler yaşadım. Ailemle de anlaştıklarını gördüm. Gerçekten benim bağırlarına bastılar. Askerlik bitti, geldim. Ben tekrar sınava girdim. 2-3 sınavdan sonra tekrar kadroya geçtim. 71-19 Mart'ta İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak kadroya geçtim. Rahmetli Nidat Feş de Ankara Müzik Dairesi Başkanlığı'na gitmişti. Şukuro Radyosu'na, sonra Antalya Radyosu'na yayın şefi olarak gitmemi istedi. Evimi taşıdım Antalya'ya. Eşim annesinin evinde. Hani bir sene sonra onu almak üzere. Fakat oraya eleman alınamadı. İstanbul'a dönmemi sağladılar. Repertuvar yayın şefi olarak. Bu arada bu daha önceki dönemlerde bile İstanbul'da ne kadar kolej, lise varsa oralarda halk müziği dersleri verdim. Sağlık Koleji, Robert Kolej, Yeşilköy Draman'daki Vefa Lisesi, yani aklınız alabileceği, hatta o sene Kanada'ya da teklif geldi. Kanada'ya da üniversitesinde bir ders verme olsun ama olmadı o nedense. Yani yapamadım, aileden uzak kalmayayım diye. 80'li yıllarda Türk Halk Müziği Müdürlüğü yaptım. Bağlama sanatçısı olarak uzun seneler hizmet ettim radyoya. Rahmetli babamı Hisarlı Ahmet'i Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı'nın evlerine götürerek Kütahya türkülerinin tamamının onları tarafından repertuvara alınmasını sağladım. Özellikle de ondan çok şey öğrenmesinden dolayı bu geleneği sürdürmüştür. Özellikle bağlama konusunda çok şey öğrenmiştir Hisarlı Ahmet'ten. Hala da
bu geleneği sürdürüyor. TRT'de İstanbul Radyosu'na bağlama sanatçısı olarak çalıştığı için ve buradan emekli olduğu için de bu geleneği orada da sürdürmüştür. Ve Hisarlı Ahmet'ten birçok türkü dinleyerek, onları öğrenerek TRT repertuarını kazandırmıştır. Birçok hocamızın, Yücel Paşmakçı gibi hocalarımızın desteğiyle. Mustafa Hisarlı bu sene üniversitemize gelerek hem bağlama hakkında, hem kütahya türküleri hakkında, hem de Hisarlı Ahmet'le ilgili bize birçok bilgi vermiştir. Bu geleneği anlatma, sürdürme, icra etme ve tanıtma konusunda da inatçı ve istekli bir sanatçıyla tanıştığım için de kendimi oldukça şanslı hissetmekteyim. Bir insanın kaşı gözü annesine, babasına benzer. Huyları da benzer. Biraz birinden, biraz birinden almıştır. Mustafa da öyle. Çok yönü babasına benziyor. Sevecenliği, sanat aşkı, halk müziğinin bir neferi gibi görüyorum ben. Bizim eve bu işe gönül veren çok kişi gelmiştir. Hala onun esprilerini anlayamadığım, bu kadar da hala mı anlayamadın der bana. Yani öyle şeyler söyler ki, nereden buluyorsun bu lafları derim ben. Bu da bir Allah vergisi. Babasında da vardı aynı şeyler. Çünkü biliyorum, yaşadım, tanıdım. Mustafa'nın da böyle bir güzel özelliği var. Ben aklını seveyim diye ben onun o dökülmüş saçları olan tepesinden öperim. Aklını seveyim diye. Hisarlı Ahmet'ten aldım. Sağlam aldım. Babam da kendinden öncekiler